Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ kadaytumussalâte fezkurullâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ junûbikum. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ve la'anallahu a'daihim ecmaîn. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. O Allah bizleri yoktan var etmiştir. Bizler ona her zaman muhtacız ama o hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kullarının bütün ihtiyacını gideren O'dur. İnsanları gerçek manada hastalıklarına şifa veren, zorluklardan çıkaran, her türlü güzel nimeti veren yine O Allah'ın kendisidir. Diğer şeyler O'nun vesileleridir. O vesilelerle bunu yapar ama neticede hamdolsun O Allah'a ki bütün güzellikler O'ndandır. Ve yine yaptığımız kötülükleri hemencecik cezalandırmaz. Bize mühlet verir, tövbe etmemiz için uzun süreler verir. Salat ve selam onun peygamberi Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytine olsun. Onlar Allah'ın yüce kullarıdır. Onlar sevilmesi vacip olan, Kur'an'da Allah'ın bize onları sevmeyi vacip ettiği şahıslardır. Onları sevmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak Kur'an'a karşı gelmiş oluruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor, "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Size yaptığım bu iyilikler, bu Kur'an'ı getirdim, bu kadar zahmet çektim. Bunlara karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Sadece yakınlarımı sevin." Allah Ehl-i Beyt'in sevgisini bizim yüreklerimizde her gün daha da artırsın, ta onlara kavuşuncaya dek. Konumuz fıkıh hükümleridir. Bugünkü konumuz kıraat konusudur. Kıraat yani okuma anlamına gelir. İşte biz günlük vacip namazlarda okuduğumuz o Fatiha suresi ve onunla beraber diğer okuduğumuz şeylerdir. Öncelikle şunu diyelim ki biz günlük vacip namazlarımızda her zaman muhakkak önce her rekatta Fatiha suresini okumamız gerekir. İlk iki rekatta her zaman Fatiha suresini okumamız gerekir. Fatiha suresinden sonra başka bir sureyi tam olarak kamil bir şekilde okumamız gerekir. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda ise ya bir Fatiha suresini sadece, başka bir sure yok, sadece Fatiha suresi üçüncü ve dördüncü rekatta okunmalıdır. Veyahut da Fatiha suresi yerine üçüncü ve dördüncü rekatlarda Tesbihat-ı Erbe'yi üç defa söylememiz gerekir. Tesbihat-ı Erbe'e nedir? Erbe'e dört anlamındadır. Dört tesbih. Subhanallahi, velhamdülillahi, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber. Bu dört cümleden oluşan şey, buna tesbihat-ı Erbe'e denir. İnsan
üçüncü ve dördüncü rekatta ya bunu üç defa tekrar eder veyahut da Fatiha suresini okur. Eğer namazda şahıs bilerek Fatiha'dan sonra içerisinde secde ayeti bulunan o dört surelerden bir tanesini okursa bilerek, şahsın namazı batildir. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de dört tane vacip secde olan sure vardır. Bunları okuduğunuz zaman şahsın hemen secdeye kapanması gerekir. O yüzden bu secdeye kapanma da namazın şeklini, namazı bozduğu için şahsın namazı batildir. Elbette bunun sebebini kendi yanımızdan söylemeyelim. Sadece hükmü söylersek daha iyi olur. Hüküm de şudur. Fatiha'dan sonra içerisinde vacip secde olan dört sureden birisi okunursa namaz batildir. Bilerek yapılırsa. Namazdan, ya Fatiha suresinden sonra birden fazla sure okumak mekruhtur. İki sure, üç sure okumak mekruhtur. Yalnız müstehap namazlarda böyle bir mekruh yoktur. Dilersen Fatiha suresinden sonra 10 tane sure oku. Müstehap namazlarda mekruh değildir. Ama günlük vacip namazlarda Fatiha suresinden sonra bir sureden fazla sure okumak mekruhtur. Yalnız Fil ve Kureyş suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Fil ve Kureyş suresi, namazda namaz kılarken ikisi birlikte okunması gerekir. Onların ikisi bir sure sayılır namaz esnasında. Normalde bir sure değildir. Onlar iki ayrı suredir. Yalnız namaz kılarken Fatiha'dan sonra eğer sadece Fil suresini okursan eksik sayılır. İlla muhakkak Fil suresini okuduysan Kureyş suresini de onunla beraber tilavet etmeli, okumalısın. Ve yine İnşirah suresiyle Duha suresi de aynı şekildedir. İnşirah'ı okuyorsan muhakkak Duha suresini de okumalısın. İkisi birlikte kılınmalıdır. Sadece bu dört sure ki ikişer ikişerdir. Namazda birisiyle kifayet edilmez. Fatiha'dan sonra muhakkak eğer birini okuduysan diğerini de okumalısın. Namazda üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha suresi sessiz okunmalıdır. Ve yine vacip ihtiyat gereği Bismillah'ını da sessiz söylemek gerekir. Ama eğer Fatiha suresini okumuyorsak, Tesbihat-ı Erbe'yi okuyacaksak, yine Tesbihat-ı Erbe'ye muhakkak bütün günlük namazlarda sessiz okunmalıdır. Sessizden kasıt yani öyle bir düşük frekans ki kendin duyabileceğin kadar kısık bir sesle. Yalnız birinci ve ikinci rekatların nasıl, sesli mi kılalım, sessiz mi kılalım? Bu konuda birkaç cümle söylemek istiyorum. Erkeklerde öğlen namazı ve ikindi namazında Fatiha suresi ve diğer sure sessiz okunmalıdır. Bu kadınlarda da aynıdır. Hem erkekler hem kadınlar öğlen ve ikindi namazlarında Fatiha suresini ve onunla beraber okunan diğer sureyi muhakkak sessiz olarak kılmalıdırlar. Yalnız sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazlarında ise Fatiha suresini erkekler sesli okumalıdır. Birinci ve ikinci rekatlardan bahsediyorum. Fatiha suresi ve diğer sure, ardından okuduğumuz sure, erkekler sesli okumalıdır. Nerede? Sabah namazında, akşam ve yatsı namazında. Öğlen ve ikindide ise sessiz okumaları gerekir. Kadınlarda nasıldır? Kadınlarda bütün namazlar sessiz olarak kılınmalıdır. Ama eğer namahrem biri duymayacak bir yerde ise burada diyorlar sesli okuyabilir ama vacip ihtiyat gereği yine de sessiz okumalıdır.
kadınların namazlarının tamamını bayanlar muhakkak sessiz olarak okumaları gerekir. Bir şahıs eğer sesli okuması gereken bir yerde sessiz okursa, bunu bilerek yaparsa namazı batildir. Ve yine şahıs namazda sesli okuması gereken yer sessiz okursa namazı batildir. Sessiz okuması gereken yerde sesli okuyorsa yine namazı batildir. Ama bunu bilerek yaparsa. Yok eğer şahıs unutarak, bilmeyerek bunu yapmışsa, mesela Fatiha suresidir, öğlen namazı sessiz okuması lazım. Şahıs unuttu, sesli olarak söylüyor. Yarıya kadar geldi, hatırladı ki ya bugün ben şimdi öğlen namazı kılıyorum. Öğlen namazında Fatiha suresi sessiz okunmalıydı ama ben sesli okudum. Bunu hatırladı. Burada şahıs artık hatırladığı andan itibaren sessiz okuyarak kaldığı yerden devam etmesi gerekir. Bir daha başa dönmesine, en baştan yeniden okumasına gerek yoktur. Bütün Müslümanların namazı öğrenmesi farzdır. Eğer şahıs namazı öğrenmiyorsa günahkardır. Yarın bir gün kıyamet gününde de Allah-u Teala sorduğunda neden namaz kılmadın? Ya Allah'ım ben bilmiyordum, kılmasını bilmiyordum o yüzden kılmadım. Bu cevabı veremezsin. Çünkü bu dünyada namaz kılmayı öğrenmek bütün Müslümanlara farzdır. Ama eğer bir şahıs öğrenemiyorsa tam olarak, bazen olur, yaşlı insanlar olur, namaz kılmamış, öğrenmek istiyor, kılmak istiyor artık, Allah'a iman etmek istiyor, tövbe etmek istiyor, yalnız bunu tam olarak öğrenemiyor. Oluyor, bazı böyle insanlar var. Onlar yapabildikleri kadar öğrenmeli ve ihtiyat-ı müstehap odur ki, yani o şahıs namazı cemaatle kılmalıdır. Çünkü biliyorsunuz cemaat namazında Fatiha suresini ve diğer sureleri hocanın kendisi okur ve diğerleri sessiz olur. O hoca insanlardan taraf onu önde duran imam okur. Bu yüzden o şahısın da müstahap ihtiyat gereği elinden geldiği kadar namazlarını cemaatle kılması gerekir. Eğer bir insan namazda bir kelimeyi doğru zannedip kılarsa, daha sonra anlarsa buna bu kelimeyi ben yanlış söyledim. Mesela abduhu yerine abdehu dedi. Daha sonra anladı ki ben bunu yanlış söylemişim. Şahsın namazı sahihtir. Yine bazı yerlerde insanın Fatiha suresinden sonra diğer sureyi okumaması gerekir. İki yerdedir bu. Birinci ve ikinci rekatta biliyorsunuz dedik ki bir Fatiha ve bir tane yanında da sure okunması gerekir. İki yerde sadece Fatiha okumak yeterlidir. Bunlar birincisi vaktin dar olduğu zamandır. Eğer vakit çok azsa şahıs Fatiha suresiyle beraber diğer sureyi de okuyacak olursa namazının bir kısmı kaza diğer vakte geçecek. Mesela bir dakika kalmış akşam ezanına şahıs ikindi namazını kılıyor. Burada şahsın sadece Fatiha suresini okuması gerekir. Ve yine ikinci olarak Fatiha suresini sadece okuması gereken yer şahsın canının tehlikede olduğu bir yerdir. Örneğin veya malının adam rahat rahat Fatiha'yı okursa, işte yanında uzun bir sure okursa, mümkündür hırsız bunun mallarını çalacak. Adam bunun farkında.
orada sadece Fatiha'yı okuyup bir an önce gidip malına sahip çıkması gerekir. Veya öyle bir yerde ki yırtıcı hayvanlar olabilir, bu korku var şahısta, öyle bir ortam. Burada da en kısa sürede sadece Fatiha suresini okur, diğer sureyi okumadan namazına devam eder. Ve yine vakit eğer darsa, şahıs tesbihat-ı erbe'e dediğimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber sözünü normalde 3 defa söylemelidir. Ama bu bahsettiğimiz durumlarda şahısın bir defa söylemesi yeterlidir. Vacip ihtiyat gereği insanın namazın farzlarını başkasına öğretmesi karşılığında ücret alması haramdır. Ama namazın müstehaplarını öğretmesi ve bu şey için ücret almasında bir sakınca yoktur. Aynı şekilde hani dedik ya herkesin namazı öğrenmesi vaciptir. Namazı bilen şahısa da namaz öğrenmek isteyene, namaz öğretebileceği şahıslara namazı öğretmesi de vacibi kifayedir. Biliyor, bu adama namazı öğretirse bu da namaz kılacak, öğretmiyorsa bu da yine günah işlemiştir. Bir günün namazında sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı hiçbirinde İhlas suresi okunmazsa bu mekruh bir iştir. Muhakkak bir okuması gerekir. Ve yine bir namazda birinci rekatta Kadir suresi, ikinci rekatta ise günlük bütün namazlarda. Birinci rekatta Kadir suresi, ikinci rekatta ise İhlas suresini okumak müstehaptır. İhlas suresinin dışındaki sureleri namazda Fatiha'dan sonra her iki rekatta da aynı sureyi okumak mekruhtur. Mesela Fatiha'dan sonra şahıs işte Kevser suresini okudu. Her iki rekatta da bu şekilde mekruhtur. Yalnız İhlas suresi Fatiha'dan sonra her iki rekatta da İhlas suresi okunursa bu mekruh değildir. Bugünkü konumuzu da burada bitiriyoruz. Hepinizi Yüce Allah'a ısmarlıyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Es'eluke ya Rabbi kalben selima ve lisanen sadika ve estagfiruke lima te'lem ve es'eluke khayre ma te'lem وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين